Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçükten büyüğe herkesin severek yemiş olduğu bir kahvaltılık tarifi vereceğim sizlere. Mayalı pişi hazırlayacağız. 3 gün dursa dahi 3 gün boyunca sanki ilk yapmışsınız gibi yiyebileceksiniz. Evet, biliyorsunuz ki mayalı pişinin böyle lezzeti daha farklı, daha doyurucu ve daha bereketli oluyor. Ben sade olarak hazırladım ama istemiş olduğunuz herhangi bir içle de hazırlayabilirsiniz. Evet, hemen pişimizin yapımına geçeyim. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıyoruz. Kaşıkla şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 1 su bardağı ılık süt ve 2 su bardağı ılık suyu döküyoruz. Tekrar kaşıkla karıştıracağız ve kabımın kapağını kapatıp 10-15 dakika kadar böyle mayamızın aktif hale gelmesi için bekleyeceğiz. Sürenin sonunda bakın mayamız çok güzel köpürdü. Şimdi üzerine unu ekleyip yoğurmaya geçeceğiz. Yaklaşık olarak 6,5-7 bardak arası un kullandım. Yalnız lütfen unu hani dikkatli bir şekilde dökelim 6 bardaktan sonrasını. Çünkü biliyorsunuz unun kıvamına göre ister istemez değişiklik gösterebiliyor. Hamurunuz kesinlikle sert bir kıvamda olmasın. Tam tersi, hamurumuz ele yapışır yumuşaklıkta olacak. Hani bezelerken belki biraz zorlanacağız ama problem değil. Elimizi hafif unlayarak da bezeler yapabiliriz. Eğer sert bir hamur yoğurmaya kalkarsanız istemiş olduğumuz kıvamda tabii ki pişilerimiz kabarmayacaktır. Evet, hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi elime böyle yapışıyor. İşte bu kıvam istemiş olduğumuz kıvam. Kapağını kapatacağız ve mayalanmasını hani bekleyeceğiz. Yaklaşık olarak 45 dakika kadar bekledim ama tabii ki evinizin sıcaklığına göre mayalanma süresi daha da azalabilir veya artabilir de. İki katı olana kadar kısacası kabartalım. Evet, hamurumuzun görmüş olduğunuz gibi mayası geldi. Şöyle elimizde havasını alalım hafif unlayarak ellerimizi. Bir yandan da sofra bezimizi serdik. Bezeleri yapıp sofra bezinin üzerine bırakacağız. Hamurumuz yumuşak olduğu için beze yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Elinizi unlayarak ve tabii ki hızlı olarak bu işlemi yapabilirsiniz. Beze haline getirdikten sonra da sofra bezinin üzerinde biraz unlayalım ve bezeleri de üzerine bırakalım. Hatırlayanlarınız var mıdır bilmiyorum ama eskiden annelerimiz böyle fırına gider, çiğden ekmek hamuru alır ve biz arkadaşlarımızla oynarken annelerimiz hazırlar, kızartır ve bizleri yemek için çağırırlardı. Evet, vermiş olduğum bu tarifte hani böyle fırından almış olduğumuz ekmek hamurlarından da güzel. İçinde yumurta yok, yoğurt yok, maya, un, su, tuz, şeker ve süt. Süt de kullanmayabilirsiniz. Sadece suyla da hazırlayabilirsiniz. Ha, ben de süt böyle daha da lezzetli, vitaminli hani olması açısından çocuklarımız için daha da doyurucu süt de ekledim. Evet, bezeleme işlemi bitti. Şimdi üzerine hafifçe un serpeceğiz. Daha sonra elimizle üzerlerini hafifçe bastıracağız. Ve temiz bir bezeli kapatıp ikinci bir mayalanma için bekleteceğiz. Yaklaşık olarak 25 dakika bekletmemiz yeterli olacak. Bezelerin arası biraz hafif aralıklı. Bu şekilde bırakın. Hem elimizle bastırdığımızda yayılacak hem de kabarmaya başlayacaklar sürenin sonunda. Alırken de rahat olması açısından birbirine yapışmaması için biraz aralık olması daha uygun olacak. 25 dakikanın sonunda üzerine sermiş olduğum örtüyü dikkatli bir şekilde alıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabardılar ikinci mayalanmamızda da. Şimdi bu şekilde kızartabilirsiniz. Ama ne yapacağız? Böyle bir oklava yardımıyla ortasından bir delik açacağız. Daha sonra da parmaklarımızla deliği biraz daha büyüteceğiz. Balon pişi yapıyoruz çünkü. 21 adet çıktı balon pişi de ama tabii ki hani böyle biraz daha küçük bezeler hazırlarsanız miktarı 50 hatta biraz daha fazla olacaktır.
Oklava yoksa elinizde pet bir çubuk yardımıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Hiç kalıp kullanmadan şeklini vermiş olduk. Evet, şimdi tenceremizi ocağa koyacağız. Bol sıvı yağda kızartma işlemine geçeceğiz. Kızartma aşaması çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle yağı yüksek ateşte ısıtmayın. Yüksek ateşte kızarırsa pişimiz hemen kızaracak. Böylece de içi hamur kalabilir. Bu yüzden dolayı böyle orta ateşte sararıncaya kadar önce bir yüzünü, daha sonra da diğer yüzünü kızartmamız gerekiyor. Bakın yağla buluşur buluşmaz çok güzel bir şekilde kabarmaya başladılar. Rengi çok güzel görünüyor. Zaten kendisi apayrı güzeldi. Evet, böyle altın sarısı olduğu ana kadar kızartırsanız inanın efsane pişileriniz olacak. Severek yiyeceksiniz. Kızaran balon pişilerimizi alıyoruz. Ardından da geri kalan pişilerimizi yağa bırakıyoruz. Tüm hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Hem mayalı hem de çok yağ çeker diye düşünenleriniz olabilir ama inanın ki o kadar çok az yağ çekti ki yerken sizi kesinlikle ve kesinlikle rahatsız etmiyor. Evet, pişilerimizin hepsini kızarttık. Artık servise hazır. Yanında ne mi gider? Peynir, domates, karpuz ve tabii ki olmazsa olmazımız çay. Bakın doku testinde parmaklarımla etsem dahi tekrardan kabarıyor. Sünger gibi. Hemen içinde göstermek istiyorum. İnanın arkadaşlar, gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Çok lezzetliydi. Böyle bir değil, 3, 4, 5 tane yiyebileceksiniz çünkü yedirtiyor. Evet, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.